Herkese merhabalar. Bir kariyer planlama videomuza daha hoş geldiniz. Karşınızda Safa Gökten Bayraktar var. Hoş geldin Safa. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyisin. Korona dolayısıyla... Sağ olun. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Korona dolayısıyla çıktın geldin Amerika'dan. Türkiye'desin. Aynen öyle. Evet, şimdi Safacığım şunu sormak istiyorum. Sen 11. sınıfta Türkiye'den direkt Amerika'ya gelebildin sporcu burs olarak. Şimdi o kısmını merak ediyoruz aslında. Bu sporcu bursunu nasıl aldın, nasıl nerelere başvurdun ve hangi alanda spora başladın? Onunla bir başlarsak. Tamamdır hocam. Öncelikle şöyle biraz şans eseri oldu. Hani benim pek böyle bir planım yoktu. Tabii her zaman hayalimde bir bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Şu anlık bilgisayar programlama okuyorum Amerika'da. Öyle olduğu için de hep Silikon Vadisi'ne gitmek istemiştim. Los Angeles taraflarına. O yüzden hep bir hayalimdi Amerika'da bulmak. 11. sınıf okurken tabii yarışlar başlıyor. Test kitapları, sorular falan çözülürken. Yazın arkadaşım bir şey yapmıştı. Beraber yıllarca zaten basket oynadık aynı takımlarda. O demişti işte böyle bir seçmeler var. Orada hani başarılı olursak bize bir burs veriyorlar ve Amerika'ya gitme şansımız oluyor falan tarzı. Ben önce çok şey umursamamıştım. Çünkü o aralar biraz basket ara vermiştim. Orada basketboldan burs almıştım. O ara verdiğim için de bir de ilk zamanlarda birkaç şey aksaklıklar yaşamıştım. Sakatlık falan filan dizimden. O yüzden bir de sınav için de ara vermiştim. Öyle olunca çok şey yapmamıştım yani, ciddi düşünmemiştim ama en azından hani gidelim deneyelim şansımız falan gibisinden gittik. Ankara'da oldu bu seçmeler. 2 gün kadar sürdü. Yaklaşık ilk gün biraz antrenman gibi başlamıştı. Ondan sonra birkaç maç yapıldı. Maçlar arasında işte ona göre takımlar tekrar dengelendi. Bir daha ertesi gün cumartesi pazar oldu hafta sonu. Pazar günü sonucunda işte birkaç maç daha yapıldı. Maçların sonucunda işte kendini gösterebilenler veya yeteneği olabildiğini düşündükleri kişilerle tek tek konuşmaya başladılar. Hani işte şu ücretlerde giderseniz gidebilir misiniz? İşte karşılayabilir misiniz? Ailelerimizle falan konuşuldu falan tarzı. Bir şirket aracılığıyla mı oldu bu seçmeler? Evet. Bir şirket. Evet. Yani şöyle bir durum var. Benim ilk sene gittiğimde orada çoğu Türk arkadaşlarım da vardı. Biz aynı evde 6 kişi kalıyorduk. Yani 6 Türk kalıyorduk. Toplam 10 kişi civarı kalıyorduk beraber. Basketbol takımı olarak. Ondan sonra orada da hani birkaç sıkıntı yaşadık, yaşamadık diyemeyiz. Yani şirketle alakalı. Bağlantılarla ilgili sıkıntılar yaşandı, okulla ilgili sıkıntılar yaşandı. Pek bize dönük yardımlar yapmadılar. Daha çok hani yollamaya yönelik çalışıyorlar diyelim. Hani sana masrafı ne oldu ki Göktan'cığım? Hani başta hani seçildin, bir takım şeyler söylendi. Ve sana masrafı ne oldu orada lise son sınıf okuma? Liseye ilk geldiğimde işte son sınıfa gelmiştim. Ben aslında ilk geldiğimde direkt okula gitmedim. Çünkü İngilizcem yeterli olup olmayacağını bilmediğim için bizi böyle hazırlık tarzı bir yere götürmüşlerdi. Daha çok böyle kurs tarzı bir yerde böyle mezuna kalmış öğrencilerin gelip hani öğretmenlerle birebir çalıştığı tarzda bir yerdeydi. Ve aynı zamanda İngilizce dersleri falan da veriliyordu böyle. Kelime öğrenme amaçlı falan filan tarzı. İlk başta orada 1,5-2 aya yakın vakit geçirdik. Bir arkadaşım daha vardı. Beraber gitmiştik orada. Yine aynı seçmelerden. Ondan sonra oradan bize aynı firma tekrar aradı. İşte WhatsApp üzerinden konuştuk falan. Daha sonra bize dediler ki hani eğer hazırsanız artık okulda ve evde kalacağınız evde yer hazır. Gidebilirsiniz hani istediğiniz zaman. Biz de hazırlandık. 2-3 gün içinde tekrar bize başka bir araçla geldiler. Yaklaşık 1,5-2 saat yol gittik. Asıl şeye, eve yerleştik. Orada zaten o sırada Türkler vardı. Gittiğimizde hafta sonuydu. Onlarla kaynaştık biraz. Sonra onlar basketbol antrenmanları varmış. Oraya gittiler hafta sonunda. Yaklaşık 5-6 gün haftada antrenmanlarımız oluyordu zaten. Çok evet, yoğun bir orada tempoda. Lisenin bir takımı mıydı girdiğin? Yani hani evet. Lise takımıydı ve lise onun takım. Adına zaten yarışıyordunuz. Peki Türkiye'de hangi takımdaydın? Ya da profesyonel şekilde yaptın mı? Türkiye'de yaklaşık 4-5 sene kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde oynadım. Daha sonra daha hafif bir takıma geçmek zorunda kalmıştık bir süreliğine arkadaşlarla beraber. Rotek diye bir Buca takımı vardı. Alt ligde oynayan. Oraya geçtik. Bu sınav zamanları falan çok fazla yoğunluk olmasın diye. Hatta son 11. yılda da sadece ben maçlara gidiyordum. Pek antrenmanda yapmıyordum.
Çünkü antrenmanlarla beraber çok yoğun oluyordu. Derslerim aksıyordu falan. Öyle bir tercih vermiştim. Daha sonra böyle bir şey olunca tabii oradaki hocalarım da bana destek oldu. Hani bireysel de çok fazla antrenman yapmıştığımız vardı hocalarımızla beraber. Sağ olsunlar. Daha sonra böyle bir şey olunca hani hep şey yaptılar, desteklediler bana. Gittiğim zaman da her zaman muhabbetimiz devam etti. Hiçbir bağlantımızda kopukluk olmadı. Sağ olsunlar Güzel. hepsine. Peki Amerika'da ilk gittiğinde çok masrafın oldu mu? Hani birbirinize destek olmuşsunuzdur mutlaka arkadaşlarınla ama hani söylemek istersen dinleriz. Şöyle diyeyim. Bizim tabii basketbol takımı olduğumuz için avantajımız şuydu. Bizi besliyorlardı haliyle. Yani her hafta yemek getiriyorlardı bize. Pazar veya cumartesi günleri buzdolapları olsun, şeyler olsun dolduruluyordu. Etlerle bol bol. O yüzden şanslıydık biraz biz ilk sene. Yani yemekle ilgili çok sıkıntımız olmadı. Bazı zamanlar oluyordu. İşte getiremiyorlardı, aksaklıklar oluyordu. Biz dışarıdan kendimiz alıyorduk veya bir şekilde yiyorduk bir şeyler. İlk zamanlar bir de çok alışma sıkıntılarımız oldu. İşte kendimiz pişirmemiz gerekiyordu. Veya işte mutfak çok kalabalık oluyordu çünkü 10 kişi yaşıyorduk. Antrenmandan geldiğimiz zaman genelde bir kısım duş alıp hemen yemeğini yerken o bir kısım duş alırken de diğerleri yemeğini yiyordu falan. Dönüşümlü kullanmamız gerekiyordu mutfağı. Tabii onlara alıştıktan sonra bir süre sonra eğlenceli vakitler geçirdik bayağı. Bir süre sonra evimize böyle başımıza denetleme amaçlı birkaç kişi gelmişti. İlk gelen kişi üniversite çağındaydı yine. Bizden 2-3 yaş kadar büyük. O bölgede yaşayanlardan Yoksa biri. yabancı mı? Yok yabancıydı oralı, Yabancı. Amerikalıydı. Tamam. Daha sonra tabii onunla da biz arkadaş gibi bir ilişki kurduk. Bizden çok büyük olmadığı için. Kendisinin köpeği de vardı tabii. İlk geldiğinde bize soruldu hani köpekle yaşama gibi bir sıkıntınız olur mu diye. Yoktu yani hiçbirimize bir sıkıntı olmadı. Aksine çok da eğlenceli oldu. Biz böyle geldiğimizde o da üniversite derslerine gitmiş oluyordu veya dışarıda bir işi oluyordu. Gittiğinde biz köpekle ilgilenebiliyorduk. Bahçemiz var zaten arka bahçede. Onunla biraz oyun oynuyorduk falan. Keyifli zamanlar geçirdik. Bu süreçte tabii İngilizcen de gelişti, değil mi? Evet, çok çok gelişti. Süper. Yani tabii Öğrendim. biraz sıkıntılar da oldu yine. Hani Türklerle yaşadığım için sürekli Türkçe de konuştuk. Hani o biraz beni engelledi diyebilirim ama tabii yabancı arkadaşlarımız da olduğu için hani onlar şey düşünmemesi açısından hani benimle ilgili bir şey konuşuyorlar olmasın diye genelde hep İngilizce konuşmaya çalışıyorduk. Birkaç gün denedik hani hiç Türkçe konuşmayalım, kendi aramızda da İngilizce olsun falan ama tabii öyle çok sıkıntı oluyor Olmuyor. böyle. Olmuyor ne Yani yazık ki. Türkiye karşı olduğu için böyle biraz gülüyoruz falan olmuyor ya biz Türkçe devam edelim falan. Olmuyor. Peki Öyle. sonrasında ne yaptın? Hani üniversiteye geçiş yaptın ama o kısmı da tabii merak ediyoruz. Onu nasıl başardın? Üniversite şöyle oldu. İlk dönem ben basketbol tamamen oynadım. Her gün antrenmanlara gitmeye çalıştım olabildiğince. Daha sonra playoff'la gittiğinde takımımız ben bir sakatlık daha geçirdim. Yani sakatlığım vardı zaten. O biraz şiddetlendiği için playoff'lara gitmemek için işte hocadan izin aldım ben. O arada vücut çalışmaya başladım. Daha hani bacaklarım güçlensin, vücudan yapılanayım falan. Daha güçlü döneyim lige tarzı bir hedefim vardı. O orayı öyle değerlendirirken baktım hani bu spor daha ilgimi çekmeye başladı. Basketbola biraz ara vereyim hani. Çünkü neredeyse bu sakatlığı yaşadıktan sonra her sene bir sıkıntı çıkmaya başlamıştı. Ligde oynarken canım sıkılıyordu. İşte maç kaçırıyordum. Antrenmanlarda ağrılarım oluyordu falan. Sürekli buzla kompleks yapmam gerekiyordu. Öyle olunca dedim hani madem bunda bir sıkıntım yok. Burada hani keyifli vakit de geçiriyorum spor yaparken. Hani neden basketbolda canımı sıkmaya devam edeyim? Ben de ara vermek istedim veya tamamen bağımı kesmeye yöneldim. Öyle olunca da sınava çalışmam gerekti. Çok vaktim yoktu çünkü hiç öyle bir hayalim olmadığı için hani sürekli basketten devam edeceğim nasıl gibisinden. Derslerde çok şeyim yoktu. Bir de oranın müfredatına çok bir şey yapmadığım için. Gerçi sıkıntı olmadı çünkü Türkiye'nin lise müfredatı Amerika'ya göre biraz daha yüklü. O Zaten yüzden okuyordun sen de aynen öyle. o Yani yüzden fiziğim, kimyam falan, matematiğim gayet yeterince iyiydi. Ki zaten benim girdiğim SAT sınavında sadece İngilizce ve matematik soruları vardı. Matematik aşırı kolaydı bizim sınavlarımıza kıyasla söyleyebileceğim kadarıyla. İngilizcesi de aslında aşırı zor diyemem. Ama kendi o zamanki İngilizcemi düşündüğüm zaman zorlanmıştım. Yani İngilizcem çok fazla netim yoktu yani. Yarısını falan doğru yapmıştım gibi söyleyeyim. Bir de sanırım yanlış doğru götürüyor muhabbeti olmadığını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şu an nasıldır bilmiyorum. Hangi Matematiğim de üniversitesin şu an Gökten? şu an Grand Canyon Üniversitesi, Arizona'da Phoenix bölgesindeyim. Evet, kaçıncı sınıf hangi bölüm?
İkinci sınıfı bitirdim. Bilgisayar programcılığı. Evet, çok güzel. Zaten hani isteğin olan bir şeyi de okuyorsun aynı Evet. zamanda. Evet. Silikon Vadisi diyorsun. Belki Microsoft olacak ilerleyen zamanda. Belki başka İnşallah. bir şey olacak. Zaten orada da yine bir tane daha Türk arkadaşım var. Onunla ilk senemiz beraber geçti. Bu sene de yine planlıyoruz böyle. Orada apartman tarzı yerler var. Orada beraber yaşamak için falan. İnşallah. Birkaç tane daha arkadaşımız var yabancı. Onlarla beraber kaldık geçen sene. Zaten Christmas'larda 3 hafta, 3,5 hafta gibi bir boşluğumuz oluyor. Hani biraz çalışalım, para biriktirelim. Öyle bir hani Silicon Valley tarafını görelim. O da bilgisayar programlama okuduğu için şanslıyız o yüzden. Birbirimize destek İnşallah. oluyoruz. İnşallah. Öyle bir şeyler yapalım falan dedik. İnşallah. Yani orada çalışan hali hazırda öğrencilerim de var. Bir network oluşturacağız zaten kendi aranızda. Merak etme. Çok Bağlantılar güzel kurarsınız. olur hocam. Birbirinizle görüşürsünüz. Şey söyleyeceğim. Bu okuduğun üniversitenin yılları çok fazla mı? Hani sen burslu okuyorsun bildiğim kadarıyla. Biraz bu konuda da bilgilendirirsen sevinirim. Tamam. Şöyle diyeyim, tam olarak fiyatını bilmiyorum ama burslu olduğum fiyatından bir çıkarım yaparsak yaklaşık %40-45 gibi bir bursum var. Ve dönem başına 7.000 ile 7.500 arasında değişen bir fiyat ödüyoruz. Yıllık yaklaşık 14-15 bin dolar yapıyor. Tamam. Yıllığı burssuz söyleyebileceğim yani Evet. 30-35 bin dolar civarıdır. Ama bu seçtiğimiz bölüme göre de illaki değişiklik Tabii. yapıyordur hani aldığımız ders sayısına göre dönem başı. Ama benim ortalama 4 ila 3 dersim oluyor dönem başı. O Çok yüzden hem rahatım hem de çok pahalı kaçmıyor. Tabii dolar yükselmeye devam ettiği için biraz sıkıntı oluyor ama. bir de hayat masrafları var tabii. Hani okulun haricinde Evet. hayat Evet. masrafları da var. Peki özel bir iznin oluyor mu aynı zamanda çalışabilmen için? Para kazanabilmek. Çalışmak şöyle, kampüs içinde çalışmamız serbest çoğu alanda. Yemek sektörüyle ilgili bir yerde çalışacaksak bir yemek belgemiz olması gerekiyor. Bunu da alması çok zor değil. Benim arkadaşım geçen dönem almıştı böyle yaklaşık 3-3,5 hafta gibi bir kursları var internet üzerinden. Oradan sonra sınavına girdiğiniz zaman belli bir miktarda başarı oranını tamamladığınız zaman girebiliyorsunuz böyle Evet. yemek yerlerine, sektörlerine. Hem çalışıp hem şey yapabiliyorsun, para kazanıp hem de Aynen okulunu devam ettirebiliyorsun. öyle. Çok iyi. Kampüs dışında ama çalışmamız international olduğumuz için çok şey değil, muhtemel değil ya genel olarak yasak. Evet. Peki Göktancığım, üniversitenin Arizona'daki bu okuduğun üniversitenin özellikleri nelerdir? Diğer eyaletlerdeki üniversitelere nazaran. Bildiğim kadarıyla bizim üniversitenin Grand Canyon'ın nursing dalı çok meşhur. Yani genel olarak öğrencilerin %50 %60'ının oradan oluştuğunu biliyorum. Okulun öğrenci çoğunluğunun diyeyim. Sonra hocalarla ilgili konuşmak gerekirse hocalarla aram çok genel olarak iyi yani profesörlerimiz çok iyi. Hem yardım açısından herhangi bir sıkıntımız olduğunda birebir oldukça yardım ediyorlar. Hem de şu an buraya geldiğimize rağmen internet üzerinden de çok yardım ettiler. Hani derslerle saatlerimiz uyuşmadı. Gece 3'te 4'te derslerim oluyordu. Yorgun olduğum günlerden hoca gelmeye hani sıkıntı olmaz. Çok önemli bir şey olmayacak. Olursa da zaten Zoom'dan yapıyorlar dersleri yine aynı şekilde. Öyle bir şey olduğu zaman Zoom'dan kaydediyorlardı. Bize hemen linklerini yolluyorlardı. Biz oradan tekrarını izleyip derse yetişiyorduk, adapte olabiliyorduk. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hocalarımız o açıdan düşünceli ve yani yardımsever. Yani şu ana kadar hiçbir hocayla sıkıntım olmadı diyebilirim. Hepsi iyiydi. Özellik başka düşünürsek şöyle bir avantajım oldu bu üniversiteyi seçerken. Mezun olduğum Amerika'daki lise Hristiyan lisesi olduğu için buraya geldiğim zaman bir ekstra bir iş karşılığı dönem başına 20 saat belli bir ofis tarzı bir yerde çalışarak bana burs verdiler. Bu burs benim o %45'lik bahsettiğim kısmı dahil. O şekilde bu miktarlara çıkıyor. Evet, bir Öyle yani. avantaj Yoksa sağladı senin için. olmuyor tabii. O 20 saat döneme dağıttığımız zaman hafta sonları bir ekstra saat gitmemiz bile yetiyor. Ki zaten çok fazla çalışmalık bir olay olmuyor. Genelde gittiğimizde 10-15 dakikalık bir şey yaptıktan sonra bizi boş bırakıp hani ders çalışabilirsiniz diyorlar. Ödev tamamlamak için de güzel bir vakit oluyor. Hani Hem para. oyunlardan falan kafamızı kaldırdığımız belli saatler olmuş oluyor. Süper. Peki Göktancığım, son olarak şunu sormak istiyorum. Eğitim hayatına şöyle bir baktığında senin pişmanlıkların var mı? Ve
senden sonra gelecek yeni nesillere tavsiyelerin nelerdir? Bu iki soruyu bir arada... Tamam. Şöyle pişmanlık... 9 ve 10. sınıfı ben biraz lay lay lom geçirmiştim. Yanlış olmasın. 11'e geldiğimizde hocalarımız sağ olsun biraz sıkmıştık dişimizi. Kurslar, dersler, işte soru bankaları falan filan havada uçuyordu zaten. Çok kendimize ayıracak vaktimiz olmuyordu. O açıdan birazcık pişmanlığım vardır diyebilirim. Hani eğer orada Türkiye'de kalıp 12. sınıfı tamamlayıp sınava girmek zorunda olsaydım hani aldığım dereceden muhtemelen hani memnun kalmayabilirdim. 9 ve 10'u boş geçirdiğim için. Şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Hani 9 ve 10'u da laylolom geçirmek yerine hani az da olsa çok sıkmak da doğru olmayabilir. Az da olsa derslere önem verip hani ne alana yöneleceğini en azından bir planlayıp o zamanlardan 12. sınıf hazırlanılırsa eğer ki zaten 12. sınıfta iki farklı sınava girildiği için birincisi bildiğim kadarıyla 9 ve 10 ağırlıklı. İkincisi 11 ve 10 konularına ağırlıklı olduğu için daha çok hani 10'dan çalışılıyor, 9 ve 10'a çalışılıyor 12. sınıfta olmasına rağmen. Arkadaşlarımla konuştuğum için oradan biliyorum. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. 9 ve 10'u sıkı tutun. Evet. 11 ve 12'de tabii alan dersleri var. Yani aslında gördüğüm kadarıyla sen her ne kadar 11. sınıfta bir kariyerini planlama adına bir adım atmışsın. Hani şey olduğunu düşünsen de aslında büyük bir şans olmuş senin için. Evet. Bence güzel de olmuş. Çünkü hani hakikaten bu işe gönül vererek başladın. Yapacağını bildiğin için başladın. Sonrasında da Amerika'da eğitimine devam etmiş olman hayallerine bir adım daha yakın olmanı sağlamış anladığım kadarıyla. Aynen öyle. O yüzden doğru bir kariyer planlama tercih etmişsin benim şahsi fikrim. Hani yolunda güzel devam edeceğini biliyorum. Her ne kadar spor kariyerini sonlandırsan da gerisi çok bir sorun değil bence. Ya, tabii ki basket hala tam bırakmış değilim. Hobi olarak ara sıra devam ediyoruz. Buradayken de hani şu an sıkıntı korona hastalığından dolayı dışarı çıkamadığımız için oynayamadık ama normalde yazın buradayken de 4 aylık bir sürem oluyor. 4 ayda biz yani sayılamaz sayıda belki de maçlar yapıyoruz yine arkadaşlarla buluşup parklarda orada burada. Hani eğlenceli vakitler geçiyoruz basket oynarken. Ama tabii profesyonel açıdan benim için neredeyse tamamen bitmiş diyebilirim. Evet. Ama gayet güzel bir kariyere başlamışsın zaten. Ağzına sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum misafir olduğun için. Beni de misafir ettiğin için. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah. Görüşmek dileğiyle diyorum. Sağ ol. Görüşürüz hocam. İyi günler. Görüşürüz.